kadar nem alınıyor acaba? Siz simülat almasına ne kadar nem alınıyorsunuz? Ne kadar nem alınıyorsunuz? Tamam. Bu gençlerin vebali boynunuzda. Niye benim senin boynuna bence? Sen simülat almasına ne kadar nem alınıyorsun? Türkiye mahvoldu. Türkiye'yi batırdı. Ablacığım. 67 yaşındayım. Türkiye ilk defa bu kadar vahim bir durumda. Sizin gibi koyunlar yüzünden. Bak. Gel niye hakaret edip kaçma bak işte bak bir dakika gel. Gel bak bak kardeşim. Sen koyun etiyle yoğurduyla sütüyle beslenen bir insansın. Geç onları geç. Beni hakaret ediyorsun. Koyun mu kaldı da besleneyim? Dalga mı geçiyorsun? Kendine hakaret ediyorsun. Kardeşim koyun alabiliyor musun da besleneceksin? Sen neden bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu kadar savunuyorsun? Nemalanıyor musun? Benim ağzımdan Cumhuriyet Halk Partisi çıktı mı? Çıktı mı arkadaş? Hayır, sen savunuyorsun. Hayır çıktı mı? Muhalefete savunuyorsun. Sen muhalefete ne kadar nemalanıyorsun söyler misin? Bir saniye müsaade et. Bana koyun dedikten sonra seninle ne yapalım? Ben vatanseverim vatansever. Bak bir saniye dur. Anladın mı? Ablacığım. Sen benim vatansever olmadığımı nereden biliyorsun? Ben Atatürkçüyüm. Siz vatan hainisiniz. Bak bir şeysin. Vatan haini varsa var ya bir sensin. Bir numaralı sensin bak. Sensin sen. Vatan haini varsa işte gel. Vatan haini sensin. Ben seni dava edeceğim bekle gör ama. Yayınla bunu tamam mı? Yayınla. Yayınla. Ben seni dava edeceğim. Vatan haini ne olduğunu mahkeme karar verir. Mahkeme cevap verir. Tamam. Sen beni dava et. Ben seni dava edeceğim. Sen beni dava et kardeşim. Bayan oldu bekle. Bayan olduğu için sana bir şey söylemeyeceğim. Ama seninle mahkemede hesaplaşacağız. Ben vatan haini isem mahkemede hesaplaşacağız. Tamam. Sana vatan haini gitmene de mahkeme. Ben dava ederim. Ben dava ederim. Bak kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim. Bak ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt vatandaşıyım. Vatan de haini değilim. Bayramın haini değilim. Bak ben de Kürdüm. Ben Siirtliyim. Sen benim vatan haini olduğumu nereden kanıtladın? Mahkeme hesap versen tamam mı? Ben bu ülkenin toprağını, taşını Atatürk zamanında kazanılan 180 tane yatırımı yok ediyorsanız, o yok edenleri destekliyorsanız ben size vatan haini derim. Dinleyeceksin beni, dinleyeceksin mi? Derim. Bir saniye. Anladın mı kardeşim? Bir saniye dur. Bugün etin kilosu 400'e dayanmış. Tansu Çiller. Peynir olmuş 250 bin lira. Yazık günah ya şu çocuklara. Tansu Çiller. Ya şu çocuklara yazık. Hiç mi? Hiç mi? Hiç mi canın acımıyor? Kıyafetine bak sen aşıktan bahsediyorsun. Ben bu kılık kıyafetle. Aşıktan bahsediyorsun. Ben bu kılık kıyafetle alamayanları savunabiliyorum. Abla sen paranı harcayabilirsin sorun yok. Savunabiliyorum. Ben... Onları düşünebiliyorum. Sen bunları yazıklar olsun ki cebinizi doldurup keyfinize bakıyorsunuz. Şimdi abi ben yazıklar sana bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi. Bir dakika dur gitsin. Baba dur yakamda düş ya. Bir dakika ben gerçekleri söylerim. Bak şimdi, belediyeden yardım alanlar var değil mi sizde? Bak şimdi. Dava içeceğim onu. Ben onu dava içeceğim. Kelimeyle dava açılmaz ya. O açılır abi. Vatan haini değil mi? Vatan haini. Yok ben dava açmam. Bak şimdi, git o belediye yardımını alanın altında, hepsinin altında 4x4 jip yoksa gel benim yüzüme tükür. Bunlar kulak yiyor, kulak. Hepsi yiyor, bir tanesi değil. Kulak yiyor. Hepsi yiyor, bir tanesi değil. Niye savunuyorsunuz onları ya? Sen niye muhalefeti savunuyorsun? Onlar da yiyor. Ben muhalefeti tabii ki savunuyorum. Onlar da yiyor ama yerleri savunuyorsun. Ki, yemiyorlar mı? Adamı, bir saniye dur. Bir dakika dur. Yemiyorlar. Dur. Kim yiyor? Oğlu sana bir şey söylesin. İki dakika dinle. Bakın iki dakika dinle. Yemiyorlar mı? İsmet İnönü. Bekle ama. İsmet İnönü. Bu vatanı İsmet İnönü bu vatanı silah zoruyla imza attırarak kazandı. Atatürk aldı İtopya'yı. Evet, Atatürk. İsmet İnönü. Atatürk aldı. Lozan'da anlaşmasında silah zoruyla silaha dayadı, imza attırdı. Dinle oğlum İsmet bir dinle. İnönü ben bir kelime geçiyor musun? Tam bir kelime söyleyeyim. Sen diyorsun ki... Adam çıkmış diyor ki İsmet İnönü diyor asker kaçağı. Ulan Allah belanı versin be. Nasıl? Ya nasıl asker kaçak oluyor? Adam birinci, ikinci ününün zaferi var. Adam diyor ki asker kaçağı diyor ya. Dinle. Dinle. Sen inanıyor musun buna? Niye? Bak. Ama oğlum dinle iki dakika. Dinle. Bilmiyorum. Ben sana tarih söyleyeceğim. Bak herkesin elde tel. Ben tarihe inanmıyorum. Tarihe inanmıyorum. Niye inanmıyorum? Bak İstanbul Üniversitesi'nin önünde Menderes döneminde 57 senesinde adam 3 tane üniversite sınıf öğrencisini öldürdü. Ama bir bak bakayım. Bir tarihe bak. 3 tane son sınıf öğrencisi. Ama ben tarihi yaşadım. Bak oğlum sana bir şey söylesin. Kurban olayım. 2 dakika dinle. Abi bak şimdi.
3 tane üniversite son sınıf öğrencisini öldürdü. Jeep'in arkasına bağladı, sürükledi. Tarih niye yazmıyor? Niye? Sen oğlum bir şey söyle. Ama dinle, ben de kurban olayım. Ben ne yapayım? Bir dinle 2 dakika ya, bir dinle. Lozan anlaşmasında. Oy, ben de tamam. İnini. Bir dakika. Bir dakika, niye yazmıyor? Silah zoruyla imza attırdı da şu Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini, şeyi, coğrafyasını tamam, şey yap. Tamam, bir oğlum dinle, bir iki kelime söyle. Siz diyorsunuz ki tamam, İnönü bu memlekete tamam, zarar verdi. Tamam, nasıl zarar vermiş? Bak, diyorsun, bak işte sana tamam, tarihi söylüyor. Tamam, okay. Yaşadığım tamam, günü söylüyor. Dinle oğlum, bir dinle 2 dakika ya. Dinle abi. Tamam dayı, daha çok unutmayın. Bir dinleyeyim mi? Ya ben İsmet İnönü'yü her gün Hilton Oteli'nde görürdüm. 3-4 sefer adamın yanında bir tane kuruma görevlisi yok ya. 20 tane önde, 20 tane arkasında gidiyor, bu adamları savunuyorsunuz ya. Ben savunacağım tabii ya. Savunamazsın. Savunurum ya. Yok. Yarın seçim olsun yine Erdoğan'a oy vereceğim. Kim? Yine Erdoğan'a oy vereceğim. Ben vereceğim tabii. Sen değil tabii, vermesen. Ben vermem. Bak abi bunlar vermezler işte. Vermesinler. Yine adam aldı 6 milyon. Z kuşağı değil, yine kazandı adam. Zaten genç. Z kuşağı kime oy verdi merak ettim ya. Kime verdi ya? Vallahi o gençler verdi biliyor musun? Şey vereyim mi? Ha, açık doy. Açık ve net bak, ben de bir Türk halkıyım. Bir Türk vatandaşıyım. Gerçekten ve gerçekten şu an Türkiye'nin hali, Sırbistan Avrupa ülkelerinde en bir fakir bir ülke. Şu an Türkiye'yi modern olarak katlıyor. Yani burada boşu boşuna anlatmanın bir anlamı yok. Anladın ne demek istedim? Ben de doğuluyum. Şu an nereye gitsen mazot bedava. Arabalar gümrük kapılarından geliyor Türkiye. Vergisini 4 katına üstüne koyuyor. Yani anlatmayın. Boşu boşuna millet parayı koyuyor cebine, siz kafanızı yoruyorsunuz. Abi ben sana sadece iki soru soracağım. Abi sen kaç yaşında evlendin? Kaç yaşında evlendin? Ben mi? Evet. 21 yaşında. 21 yaşında. Abi sen kaç yaşındasın? 23. Bak 23. Niye evlenebiliyor musun? Çünkü evlenemez artık. Bak niye evlenemiyor? Evlenemez. Senin zamanda diyorsun ya, tüp kuyruğu vardı, gaz kuyruğu vardı. O zaman insanlar birbirini öldürüyor muydu? Hayır. Ama şu an insanlar para için birbirini öldürüyor. Abi kardeşi kıyıyor bugün. Yani niye görmüyor? Tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musun gençler? Bak bir şey söyleyeyim. Bak sen dedin ki 20 yaşında evlendim değil. Bak abi 23 yaşında. Niye evlenemiyor? Evlenemez. Ya Allah. Bak, tüp gazı, bak tüp, gaz, ne bileyim şeker sıraları vardı değil mi? Hayır ben sadece söylüyorum, bu herkes için. Bak sen diyorsun ya tüp, gaz. O zaman yok, ben herkes söylüyor ya, sen söyleme. Farz et ben onlara cevap buradan gönderiyorum. Bak tüp, gaz değil mi? O zaman millet sıraya giriyordu, alım gücü vardı. Şimdi kimse sıraya giremiyor çünkü alamıyor. Şu an bugün abi kardeşi öldürüyor. Niye? Para için, arsa için. Bak bizim Cumhurbaşkanımızın bir lafı var, hala zaten internette var. Bak çalmasını bilmiyorsan zengin olamazsın. Bugün zengin olan insanlar hepsi çalmasını bildiği içindir. Biz niye fakiriz biliyoruz. Bizde vicdan var diye zengin olamayız. Siyasetçiler tek değil. Bak şu anki zengin olan. Bir tek bu ülkede Ecevit çalmadı. Hepsi çaldı. Bak sen bugün emlakçısın dedin galiba daha yeni. Emlakçı mısın? Bak emlakçısın. Yok. 20 sene yaptım. İyi ki bıraktın. Bak şimdiki emlakçılara söylüyorum. Ben Diyarbakırlıyım ve 10 gündür Diyarbakır'dan geldim. Babam akciğer kanseri buraya tedaviye getirdim. Şu an zaten yarın yine hastaneye gideceğim. Ben Diyarbakır'da en ucuz semtin kirası 1000 TL'ydi. En ucuz semtin kirası 1000 TL. En zengin semti 5000 TL. Şu an en kötü semt 7000 TL. Biliyor musunuz niye? Çünkü AK Parti 10.000 TL vermiş ya, Diyarbakır'da deprem olmuş diye. Ve kimseyi savunmuyorum. Verdiği bütçeyi tartışıyorum. 10.000 TL kira parası veriyor. Adam ne yapıyor? Evde yaşamıyor. Ciddi söylüyorum, evde yaşamıyor. Sokaklarda yaşıyor. İşte benim anlamadığım ne var biliyor musun? Benim kafamın ermedi, basmadı. Yıllarca siyaseti takip ediyorum. Bak halen bu kadar krizde senin anlattığın tamamına katılıyorum ben. Tamam. Tamamı da öyle zaten. Ya katılıyorum ben. Hepinize katılıyorum. Halen Erdoğan gelip burada seçim alıyorsa ya ben onun oy çaldığını dinim gibi de biliyorum. Evet. Hakkıyla kul hakkını diyerek geliyor. Onu sana bir cevap versin. Tamam ama dinle 2 dakika. Onu sana tamam dinle. Siyasete beraber. Abi bırak onu. Ben çıkayım buradan ya. Ya ben çıkayım buradan ya. Bakın şimdi din yaşanır. Din yaşanır. Din yaşanır. Din kullanılmaz. Ama hiç beni konuşturmuyor baba, kurban olayım. E ama. Beni konuşturdun. Siz dinin
Kullandınız kardeşim. Kim? Siz. Sana dur dini dedi. Kullanıyorsunuz. Dini yaşamıyorsunuz. Biz ama dur dur. Sen AK Partili misin? Bir dakika dur. Dini biz kullandık mı diyorsun? Bir dakika değil. Ama dinle. Dinle ya. Baba dinle. Bir dakika. Ramazan'dan Ramazan'a Müslüman olan bir Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu var. Bizden önce gidip o iftar sofralarında iftar açıyorlar. Bizden önce camiye gidip namaz kılıyorlar. Poz veriyorlar ya. Abi her şey namaz kılmayla. Öyle din deme ya. Bir şey inanma. Bakın şimdi. Yani. Nasıl? Erdoğan dur. Diyor ki din burada burada. Abi şimdi din sana, burada. Hadi. Amca sana bakan çok net burada. Bir şey söyleyebilir miyim? Aynen, bak. Tabii. Din ve devlet işlerini ayrı tutmak zorundasın. Niye biliyor musun? Bak din. Ha, aynı fikirdeyiz. Onu diyorum ben de sana. Ya, boşa yoruyorsun bak. Sen sana bir kelime söyledim. Sen dinle bak bir kelime söyleyeceğim. Bak sana öz söyleyeceğim. Şu an kaç bir milyon kişi Türkiye'de var? Tek bunu bu cevabı ver bana. Evet. Şu an Türkiye'de bak Afgan'ı, Suriyelisi, İranlısı, Araklısı, Gürcüsü, Özbekisi. Peki bu insanlar herkes dükkan açıyor, vergi alınmıyor. Niye? Türk vatandaşı olduğu için. Bir saniye. Peki biz açtığımız zaman niye gelip bizden vergi alınıyor? Bunun cevabını bir bana ver. Benim koynum kıldan incedir bak. Ben de Mardinliyim bak. Bak ben de Mardinliyim açık ve net söylüyorum sana. Cevap vereyim sana ama dinle. Ama bak iki saattir konuşuyorsun ama. Ama cevap vermedi. Bir dakika ben sana cevabını vereceğim. Peki niye benim askerim de gidip Suriye'de ölecek de onlar gelip buradan Argile'ni yakacak, Türk kızlarını alav atacak. Bunun cevabını ver bana beyefendi, bunun cevabını ver. Böyle de kaçtı bak, değil mi? Cevap almadan kaçtı adam, ne diyeyim ya? Yani? Bitirelim bunu. Şunu söyleyeyim. Şunu bir şey söyleyecektim ama beni iki dakika bitir. Oğlum dinle. Bitirelim. Tamam oğluna bir dinle. Ya bir son kelime söyleyeyim de gideyim. Bak sen tarihi dedin ya. Hep AK Partililer çalıyor dedin, doğru mu? Hep biraz önce tamam ama dinle beni, iki dakika dinle. Bakın, ben tarihine bak, bunlar hep genç çocuklar, genç kızlar. Girsinler, internet diye Google amca diye bir şey var. Bak ama dinle. Tamam dinle. Bir dinle. Bak dönemin İsmet İnönü'sü, tamam bir saniye dur. Dönemin İsmet İnönü'sü. Hiçbir zaman seçim olmadan hep iktidar olmuş. Bak. Bir dakika dur, bir şey söyle. Bir dakika. Bak, İsmet İnönü ne söyledi o dönemde, ne dedi? Ben oğlumu üniversiteye gönderecek param bile yok dedi. Gazi Mustafa, bir saniye dur, sözün bitmedi arkadaşıma, dur baba bir dur ya. Baba dur bir, ya sözün bitsin ya. Benim bir saniye dur. Benim oğlum dedi Gazi Mustafa Kemal Atatürk verdi burslarla, ismi yani Erdal Ünoğlu. Okudu, üniversiteyi bitirdi. Senin oğlum da sana söylüyor, diyor ki gidin bir Allah rızası için Cumhuriyet Türkiye İş Bankası'na bakın. 6200 senedi kime aittir? İsmet İnönü'ye aittir. Bugün dünya Türkiye'deki gayrimenkuller değerine bak var ya, seni beni satın alır. Fakirim, benim param yok. Erdal İnönü okutamıyorum. Üniversiteyi gönderemedim. İsmet İnönü var ya. Serveti seni beni satın alır. Gir internete bak. Bak bekle. Ben sana göstereyim, dur. Ha telefonu çıkardı dayı. Bak bir dakika dur. Aa, dayan ki gel ben seni İnönü'nün evine gideceğim. Dayı sen nerede oturuyorsun? Bir saniye bir dakika dur. Arkadaşlar. Bunların neyine bakıyorum ya, ben onlara inanmam. Kalo galeriye kuvvetmek ya. Ay be ay. Ben sana inanmıyorum. Dayı sen bunu bana gösterme. Bir dakika. Hayır ben ona bakmam. Ben ona. Bulacağım ben, neyse. Girsin internete baksınlar. Ben buna inanmam. Niye? Ne inanma? Git dergahlara bak. Birer saray, git İnönü'nün evine bak, virane.